5.8 büyük depremin habercisi mi? İstanbul deprem gerçeğiyle yeniden karşı karşıya. Son bir haftada en şiddetlisi 5.8 olarak yaşanan depremler herkese endişelendiren bir soruyu yeniden karşımıza getirdi. 7 veya üzeri şiddetinde gerçekleşecek olası bir İstanbul depremi yaklaştı mı? Arka arkaya yaşanan 4.6 ve 5.8 şiddetindeki depremler İstanbul'da geri dönülemez çok fazla hasara yol açmadı. Bu iki deprem ana fay hattı üzerinde değildi ancak artçılardan biri için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Bu durum toplumda yaklaşan Büyük İstanbul depremi ile ilgili daha da çok panik yarattı. Yaşanan depremleri başından beri inceleyip takip eden Kandil Rasathanesi, oluşan paniğin ardından depremler ve artçıları böyle açıkladı. Şu son 4 günde olan depremlerin de bu orta segmentin yakınında, hemen üstünde, kuzeyinde olduğunu biraz sonra ifade edeceğim. Kimi depremlerinde, artçılarında ana segmente yaklaştığını görüyoruz. Sizi bu son 4 tane depreme dikkatinizi çekmek istiyorum. Öncelikle 5.7 ve onun artçısı olan 4.7 depremlerinin olduğu yer, bakın, ana fayın kuzeyinde, yaklaşık 6-7 kilometre kuzeyinde olan depremler. Bundan sonra olan bazı depremlere baktığım zaman, artçı şoklara, bu şokların güneye doğru, doğuya doğru ilerlediğini ve 4.4'lük bir artçı şokunda ana fayın üstünde olduğunu görebiliyoruz. Bir sonraki slaytta da şunu görebileceksiniz. Birinci 4.7'lik deprem, biliyorsunuz, ilk depremimiz 24'deki depremde. Tam lokasyonunu verirsek ve kırdığı yerden bahsedersek şurayı görüyorsunuz, kırıyor. İtali fay olarak bunu tanımlayabiliriz. Daha sonraki depremimiz 5.7, yani ikinci önemli deprem, dün olan 5.7 büyüklüğündeki depremde yine tali fayın üzerinde olduğunu görebiliyoruz. Daha sonraki artçılara baktığımız zaman 26 Eylül'de olan 4.4'lük depremin ana fayın hemen üzerinde olduğunu, dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir sonraki 4.3'lük depremde yine bu ikisinin arasında. Burada önemli olan, yani hem sizlere hem halkımıza vereceğiniz mesaj, 7 gün 24 saat 3 vardiya olarak görev yapan Kandil Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü bu deprem aktivitesini, sismik aktiviteyi 7 gün 24 saat izliyor ve bu depremlerin ne tarafa doğru hareket ettiğini de takip ediyor. Herhangi bir ekstra bir durum olduğu zaman, örneğin ana fayya yaklaşması depremlerin bizde belki başka kuşkular da oluşturabilir. Dolayısıyla bu ana faya sirayet edip etmediğini depremleri çok net olarak gözlemlememiz gerekiyor. Yani artçı depremlerden birinin ana fay hattına yakın gerçekleşmesi, 7 ve üzerindeki şiddette yıkıcı bir depremin habercisi olduğu anlamına gelmiyor. Bazı araştırmacılara göre yaşanan son birkaç deprem ana fay hattında yaşanacak daha yıkıcı bir depremi tetiklemiş olabilir. Deprem olduktan sonra genel olarak yaşanan senaryonun klasik halini yaşıyoruz. Ne? Deprem oldu, insanlar tedirgin oldu, işte fay kırıldı ve ne yapacağız sorusu üzerine veya başka bir depremi tetikler mi sorusu konusu konuşuluyor. Gerçekten şu konuda aslında şunu söylemek gerekiyor. Bu depremler aslında kırılması gereken fayı tetikleyebilir. Önemli olan bir tanesi de bu. Yani biz aslında 7 nokta depreme yaklaşmaya başladık. Yani depremi öne aldı biraz daha bu 7'lik depremi. Öbür yandan Beykent Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Kubilay Kaptan'ın aktardığına göre deprem analizlerini şöyle özetleyebiliriz. 1. Dünyada hiçbir bilim insanı bir depremin nerede veya nasıl olacağını tahmin edemez. 2. Bilimsel yöntemlerle kanıtlanabilen bir deprem tahmin cihazı yok. Sadece olasılıklar var. Bu depremin, beklenen Büyük İstanbul depreminin fay hattına yakın olduğu söyleniyor. Bu depremin, Büyük İstanbul depremini tetikleyici bir etkisi oldu mu fay hatlarına da baktığımız zaman, bu konuyla ilgili ne söyleyeceksiniz? Evet, sizin sorunuzla ilgili verilecek olan cevap yorumdan öteye geçmez. Evet. Benim de bununla ilgili şahsi bir yorumum, mesleki birikime göre var. Hocaların bu konuda farklı yorumlarda bulunması doğrudur ama şu konudaki yorum farklılığını kabul etmem de mümkün değildir. Olduğunu da sanmam. Bana sadece şunu sorsaydınız, hocam İstanbul'da büyük deprem olacak mı olmayacak mı? Beklenen deprem olacak. 5.8 olmasaydı da olacaktı.
olduğu için gecikmeyecek, yine olacak. Şu düşünülebilir, hocam sizin sorduğunuz gibi şimdi kişisel fikrimi söyleyeyim, tetiklemiş midir? Hayır, tetiklediğini düşünmüyorum. Şu yüzden düşünmüyorum, eğer bu bir öncü olsaydı, bu kadar artçısı yaşanmasaydı, bunun bir öncü olduğu düşünerek büyük depremi tetiklediği, onun da biraz daha tez zamanda olacağını söyleyebilirdim. Ama 5.8'in kendi başına bir deprem olduğunu gördüğümüz, hatta bir miktarda enerji boşalttığını düşündüğümüz için beklenen büyük İstanbul depreminin yine olacak olmakla beraber daha çabuklaştığını söylemek mümkün değildir diye düşünüyorum. Evet, bunun mümkün olmadığını söylüyorsunuz. Peki bu depremin, büyük İstanbul depreminin tarihiyle ilgili çeşitli tahminler var. Siz de sosyal medya hesabınızdan bunları tek tek paylaştınız. Evet, doğru. Bu tahminlerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Şunu, bakın bugün dünyada hiçbir bilim insanı depremin nerede olacağını tahmin etmekle beraber ne zaman olacağını tahmin edemez. Depremlere ilişkin araştırmaların büyük kısmı, bir sonraki büyük depremin boyutu, yeri ve zamanının tahmin edilemeyeceğinde anlaşıyor. Ancak bu, belli zaman dilimleri için olasılıkların hesaplanmasına engel oluşturmuyor. Büyük İstanbul depreminin gerçekleşme ihtimaline ilişkin Habertürk'te konuşan Profesör Doktor Sinan Özeren'e göre 99 depreminden sonra araştırmacılar sonraki 30 yıl içinde 7'den şiddetli bir deprem için %67'lik bir olasılık hesaplıyordu. Bu, tam 30 yıl sonra böyle bir deprem olacağı anlamına gelmiyor. Yani sonraki büyük deprem siz bu videoyu izledikten 5 dakika sonra da yaşanabilir, 2029'da da. Dediğimiz gibi yer kabuğundaki bir sonraki hareketin ne zaman gerçekleşeceğini tahmin etmek mümkün değil. Kıtaların, tabakaların birbirini ittirmesini öngörmek veya ne kadar açıklığa çıkacağını tahmini olarak, zamansal olarak bilmek mümkün değil. Ama şu mümkün. Bakın, şimdiye kadar İstanbul'da olan depremleri lütfen alın. Bu kayıtlar her yerde var. Hatta bunu 1500'lü yıllardan başlayarak yapın isterseniz. Bugün Antakya'da milattan önce 500 yılında olan depremden 5.8'e kadar olan depremin bütün kayıtları mevcuttur efendim. Bu kayıtları çıkardığınız zaman çok açık görülüyor ki İstanbul'dan geçen bir fay hattı var. Depremler burada yoğunlaşmış vaziyette. Hatta şunu bile görüyorsunuz. Kaç senede bir, ne kadar büyüklüğünde deprem oluyor. Mesela biz konuşurken İstanbul'da bugün belki 5 tane 2 büyüklüğünde deprem oldu. 3 büyüklüğünde ayda bir, 5 büyüklüğünde 5 yılda bir, efendim 7 büyüklüğünde de 90 yılda bir olma ihtimali oldukça fazla. Şimdi buna dayanarak bilimsel bir yaklaşımla İstanbul'da 7.2-7.4 arasında deprem olacağını söylüyorum. Ama hocam bu ne zaman olacak? Hayır. Ben burada duyuruyorum. Çünkü trajikomiktir. Ben size desem ki 5 dakika sonra deprem olacak. İnanacak mı? Ya da ne yapacağız zaten? Ya da desem ki 20 yıl 5 dakika sonra deprem olacak. Bu sefer de bana diyecekler ki hocam daha çok var zaten, bir bekleyelim. Bir 20 yıl geçsin, o zaman bakarız ne yapacağımıza. Zaten bu iki yaklaşımda o kadar yanlış ki. Bazen görüyorum işte bir bilim adamı demeyelim, bir yoldan geçen birisi diyelim. Ay'a bakmış da, güneşin diğer hareketine bakmış da oradan demiş ki 25 Şubat'ta deprem olacak. Oldu mu? Olmadı. Dün sabah 4'te deprem olacaktı. Oldu mu? Olmadı. Başkası karıncaya bakar, diğeri köpeklerin havlamasına bakar, başkası işte efendim yıldızların hareketine bakar. Yahu dün onu da yazdım. Ben size desem 5 dakika sonra deprem olacak olsa ne yapacaksınız beni? Haşa, yani peygamber mi ilan edeceksiniz? Bunlar tamamen hurafe, tamamen saçmalıktan ibaret. Ama bir bilimsel gerçek var ki, o da şu: zamanını bilmemekle beraber olasılık olarak İstanbul depreminin 7.2-7.4 arasında olacağını söylüyorum. Bence şimdi kalkalım da bunu artık bitirelim, bu tartışmayı da bilim adamlarına söylüyorum ve yöneticilere. Ne yapacağımızı düşünmeye başlayalım. İstanbul'un depremlere hazırlıkta sınıfta kalmasının başlıca nedeni ise gözümüzün önünde. İstanbul'da depreme dayanıklılığı artırmak için başlayan kentsel dönüşüm aciliyetten daha çok rant sağlayacak yerlere yapılıyor. Olası bir depremde asıl göçecek yapılar bir yanda, rant sağlayabileceği için kentsel dönüşüm yapılan alanlar diğer yanda. Son derece hızlı artan yapılaşma sorunu deprem toplanma alanlarını da yutarak ilerliyor. Yapılardaki güçlendirmenin yetersizliğini Kubilay Kaptan böyle açıklıyor. Deprem toplanma alanları meselesi var. Bu da çok konuşuluyor. Dün Erdoğan'ın evet, açıklaması da tartışıldı. Bırakın yüzlerce binlerceyi, on binlerce şu anda ilan edilmiş
toplanma alanları söz konusudur, vardır. Gerçekten olması gerektiği gibi bir toplanma alanının sayısının olması İstanbul gibi bir yerde mümkün değil. Tabii şu bakış açısı farklılığından bu sorun çıkıyor. Toplanma alanı niçin var? Niçin olması gerekiyor? Depremden sonra benim az miktardaki yere çok miktarda toplanan insana yardım götürmem gerekiyor. Benim zaten 10 bin farklı yere değil, 1000 farklı yere bile yardım götürecek ekipmanım yok, doğru da değil zaten. Ben bileceğim ki 400 yerde toplanmış her birinde 10 bin insandan şu kadar insan var. Ben onlara yiyecek, gıda ve ilaç götüreceğim. Ona göre yanıma alacağım, orada olduklarını bilerek. Doğal olarak 10 bin tane yerde toplanan insanın benim uygulama açısından bana hiçbir yararı yok. Onlara ulaşamam da. Bunun doğrusu büyük toplanma alanlarının olmasıdır. Onların sayısı da herkesin söylediği gibi 477 iken, ki ben yarısı diyebiliyordum, bugün anlaşılıyor ki 77'ye düşmüş vaziyette.